Aliysa, gel bir gel bu tarafa bir gel. Şöyle hırsızlara konum atalım. Aliysa ne haber? Ya abi sen nasılsın? Eyvallah, yerin çok hoşmuş böyle. Güzel bir yerim var. Nostalji. Geliyorum yanına. Gel abi postaları salalım. Nereden geleyim? Dur salma hemen dur. Oradan geleceğim Dur abi ya. şuradan gelelim. Şimdi geliyorum ben. Şöyle. Buradan mı geliyorsun? Ulan yemin ederim bu çatılardan bir gün düşüp öleceğim ha. Kardeşim nasılsın? İyisin inşallah. Ya sen nasılsın? Aliysan. Merhabalar. Merhaba. Bunlar senin oyun kuşları mı? Aynen abi. Tüm kadro bu mu? Yani biraz daha var da. Onlar burada değil. Nasıl uçurtuyor mu bunları? Yok, bunlardan yavru olmaya çalışıyorum. Baksana nereye yumurtlamışlar. Nereye attık onları? Yavrum benim ya. Şuraya yumurtlamış, o köşeye yumurtlamış. Sağda folluk yapmıştık aslında da hiçbir yumurtlamadı öyle. Böyle köşeleri yumurtlamışlar ha. Aynen. Bunlar postalar mı? Posta abi. Ağırlıklı posta mı bakıyorsun? Yok. Ağırlıklı oyun kuşu. Oyun kuşu mu? Aynen. Anladım. Burası şimdi posta kümesi. Burası aynen bakıcı olarak posta koydum buraya. Tamam. Eşleşti birbirleriyle. Tabii çift yumurtladı yeni. Yumurta kaydıracağız. Açalım bakalım şuraya. Posta bir de baskı. Posta baskı ha. Aynen öyle. Mesela o sarı kaba baskılar takım mı? Ya erkekli dişli ama bir eşleştiremedim onları. Eş tutsalarmış da güzel olacaklarmış da. Aynen. Şu erkek o dişi sanırım. Orada çok iri bir yukarıda bir Arap posta gibi bir şey var. Aynen aynen bir dişi o bir de ya. Çok büyük bir dişi. Beyaz olan mı erkeği? Aynen. Şey yapalım, salacak mısın bunları? Aha, şöyle şuraya geçelim onlar tamam, çıkıyor. Yani. Tamam çıkıyor. Kalkışıyorlar 15-20 dakika. Doğru. Çok güzel ya. Bu bakıcı kümesi olarak kullandığın yer, postaları. Evet, anladım. Bu oyun kuşların ağırlık veriyorum diyorsun. Mesela hangilerinden memnunsun oyun kuşlarından? Sarı kırmızı abi. Ama bunlar yavru da. Benim çatıda yerim aslında. Orada 40 tane falan var. 50 tane. Şu anda? Aynen. He. Ama birazcık şey malzeme falan dolu ya. Pis birazcık. Ondan... Anladım. Biz zaten çat kapı geldik. Hazırlıksız aynen, geldik. Aynen. Öyle oldu birazcık. Anladım. Yani şu balları mı üretmeye çalışıyorsun? Ballı bir de şu sarı kırlı. Sarı kırlar ha? Ya bunlar da güzel kuşlar ya. Boyunlu kuşlar hepsi de. Şu anda burada sökük olan var mı mesela? Şu ala var ama. Kanatları falan hep kesik bunlar. Çatıya alışık bunlar abi. Kaçarsa oraya gidiyorlar da. Kaçmışsınlar diye. Yani oyun kuşlarını burada mı uçuruyorsun sen? Yok yok. Çatıda uçuruyorum. Çatıda uçuruyor. Çatıda üretip uçuruyor. Ya şimdi çatıda da yerim şey oldu artık. Çok oldu kuşlar. Buraya böyle bir şey yaptım. Anladım. Ali İhsan burayı ne maksatla yaptın orayı anlayamadım ben. Ya buraya 2-3 takım koyacaktım amacım. He. Oyun kuşu. Buraya da posta koyacaktım. Öyle oldu da buraya şey de koydum birazcık. Yavru falan da koydum. Tamam. Öyle yani. Anladım. Anlamadım da anladım yani. Çatım var. Ya, orada uçuruyorsun. Yukarıda aynen. Kalabalıklar işe yaramayanları buraya getiriyor. He. Burada gözlerim. İşe yaramayan değil şey.
Aynen, burada da gösterik yolcu. Anladım. Normalde sarı kırları, balları üretiyorsun ha? Aynen abi. Burada mesela elinden çıkacak kuş var mı? Burada şu yere bir tane sarı kır indi. Geldi bu. Ha şu. Kocaman kümesten bir o kuş mu çıkacak? Ya çıkacak derken orada kostüm kuşu abi aslında da. Kostüm de yani şey arada kalmış o. Yani aha, tam böyle aynen, vasıflı bir kostüm değil yani. Ya postaları isterlerse satarım. Bu grubu mu? Aynen. Kaç takım var toplamda? Takım takım olarak 3-4 takım var da. İsteyene bir takım isterim. Baksana uçuyorlar. Şimdi şu ispirin eşi hangisi? Beyaz. Avru uçuyor şu an. Aynı şu ayarda bir beyaz. Beyaz olan şey o ispir dişi mi? İspir nerede? Şu. Şunu mu diyorsun? Hayır hayır Ali İhsan şu. Yok ya, bunu... o erkek. O erkek. Şu o, dişi. Onun eşi hangisi? Onun eşi de uçuyor. Onun eşi de uçuyor. Şu anda 4-5 tane 4-5 takım var mı? Var. Anladım. Takım takım kaç lira düşünüyorsun? Yok. Ya takım 60-70 bin da. Mesela ya da şöyle de alabilirler. Şimdi çok bu, iyi ya. Bu erkek ya. Hı hı. Şurada dişi hani birbirlerine ayarda var. İkisi de dev gibi. Öyle de alıp eşleştirebilir miyim? Aynen aynen. Yani mesela şu beyaz dişi mi erkek mi? O erkek. Erkek. Onun ayarında dişi var bir tane mesela. Şu anda uçuyorlar burada. Aynen. Bayağı da uçuyorlar ha. İşte. Sonra şu Arap erkek, şu dişi yani aynı neredeyse onlar. Aynen. Dişili erkekli burada Arap takım var böyle. Vallahi bir şey de demedi ya. İsteyen olursa telefon numarasını yazacağız, arasınlar. Ha, sağlıklı kuşlar, mis gibi kuşlar valla. 5-6 takım var değil mi öyle? Tabii tabii. Valla süper. Veya baskaları da alıp eşleştirebilirler. Ha, eş değiller de dişiler erkekliler. Bu erkeği. Yani bu taraftaki bakıcı kümesini komple verebilirsin. Tabii. Çok güzel, bak oraya da bir tane saka geldi. Durun, ses etme, ha kaçtı. Gitti oraya. Ne güzel şakıyordu. Vallahi çok güzel kuşların ha, yemin ederim. Gerçekten güzel. Bakıcıların yani kümeslerde böyle bakıcılar yok. Hı. Alıp bu grubu komple alıp kümesine bakıcı yapabilirler. Tabii tabii. Yavru da bakıyorlar yani. Aynen. Geldiği yerde. Şu limonun eşi vardı da o birazcık yumurta felci geçirdi. Şu limonun önünde aynısı vardı. Ya yerde görecektik onları. Aha geldiler. Yemezsem inerler mi buraya? İnerler. Arkadan yemezsene birazcık. Bir yem ver bakalım ya. Bakalım buraya yakın. Sandalye oturuyor istersen abi. Tamam, şurada sandalyemiz var. Sen ne yapıyorsun abi? Nasılsın? İyiyim kardeşim Ali İhsan. Biz de koşturuyoruz işte. Camia ile tanışıyoruz. Ay senin gibi bugün çat kapı yaptık buraya. Yaşamışsın, hayırlı olsun abi. Sağ ol, Allah razı olsun. 40 sene sonra böyle öyle bir kümesim oldu. Hep kiracılıktan, balkonlarda kuş beslemekten bıktıydım zaten. Yerim çok güzel ama ya. He. Kümesim ya. Yan tarafı boş evde. Bir de işte yan tarafta bir tane amca var. 70'lik böyle. Hı. Karslı bir amca. Bilmiyorum nasıl yapacağız o adamı ya. Geçmiş olsun. Vallahi nasıl yapacağız bilmiyorum ya. Niye? Bilmiyorum abi, bizden önce orada kuş besliyorlarmıştı, uçurtuyorlarmıştı. O he, gün bizi dinledi. İlk gittiğimizde işte ev sahipleriyle görüşürken. Alo, baskalar eş alıyor. Onlar, o bana biraz takıntı oldu. Geliyor gidiyor oraya yokluyor. Oraya da halbuki işi yok. Allah Allah. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum yani. O amca sorun çıkartacak gibi geliyor ama dur bakalım. Paylaşamıyoruz abi. Kocaman dünyayı bir türlü paylaşamıyoruz. Doymuyoruz yani. Toplardan abi sen. Adam sormuyor. Sen namuslu musun, namussuz musun? Yani psikopat mısın, efendi misin diye sormuyor abi. Kuş besleyip beslemediğimize şey yapıyor, takılıyor. Yani. Çok garip şeyler ya, garip bir memleket burası ya. Çok var dediğim gibi ya. Şimdi işe gideceğim de bir saat sonra. Ondan yemlere de bakalım. Bizden önce yemledin o zaman sen bunları. Hı-hı. Anladım. Vallahi ben buradan
çok uzun tutmaya da gerek yok. Bakıcılar arkadaşı zaten bir kümes. Yani bir kümes bakıcı. 5-6 takım var. Alın, bakıcı arayanlar alsınlar, kullansınlar. Çok güzel. Seni de tanıdığıma memnun oldum. Onlar inmeye niyeti yok. Ali İhsan. Sen memleket nere kral? Ben Gümüşhaneliyim abi. Gümüşhanelisin. Aynen. Çok teşekkür ederim. Kümesin kapılarını açtığın için Allah razı olsun. Sağ ol abi.